Değerli TR 24 izleyicileri, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Avukat Nurullah Bey ile hukuk ve insan hakları konulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nurullah Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki yayınlardan farklı olarak bazı konuklar alacağız. Yine programın son bölümünde okuyucular, izleyicilerden gelen bazı sorular var. Bu soruları sizinle paylaşıp cevaplamanızı isteyeceğiz. Zaten bu videonun altında da göreceksiniz. hukuk@tr724.com adresine gönderilen e-maillerden sorular burada cevaplandırılabilir. Ayrıca bu videonun altına da yapılan yorumlarda da sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Bu Brüksel Merkezi Others Derneği tarafından düzenli olarak hazırlanan bir bülten var. O bülteni izleyip sonra konuşalım. Yargıtay, 2014 yılında Kürt illerindeki protestolara katıldığı suçlamasıyla Mazlum İçli adlı kişiye verilen 124 yıl hapis cezasını onadı. Söz konusu mahkumiyet, protestolar sırasında İçli'nin bir düğünde olduğunu kanıtlayan video görüntülerinin mahkemeye sunulmuş olmasına rağmen verilmişti. İçli, olayın yaşandığı sırada 14 yaşındaydı. Mardin savcıları, iktidar partisine ait bir belediyeye ilişkin rüşvet iddialarını haberleştirdiği gerekçesiyle gazeteci Ferhat Çelik hakkında soruşturma başlattı. Çelik, soruşturma kapsamında polis tarafından ifadeye çağrıldı. Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisine ilişkin haber yapması nedeniyle daha önce tutuklanan ve serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan, bir kez daha cezaevine teslim oldu. Ankara savcıları, belediyeye ait bir çocuk bahçesinde dini eğitim verilmesine ilişkin yorumları nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında halkı kin ve nefrete teşvik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hafta boyunca savcılar en az 19 kişi hakkında Gülen Hareketi ile irtibatta oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Nurullah Bey, önceki hafta yayınlanan raporda dikkatimi çeken bir isim var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan. Evet. Biliyorsunuz Barış Pehlivan, Libya'da hayatını kaybeden MİT görevlileri hakkında yaptığı bir haber nedeniyle daha önce tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Sonra başka bir haber daha yapıyor. O orada ceza aldı değil mi sanırım? Ceza aldı ve denetimli serbestlikten yarattı. Cezaevine girdiği denetimli serbestlikten dolayı da. Daha sonra yine yaptığı bir başka haber nedeniyle denetimli serbestlik bozuldu ve tekrar Barış Pehlivan cezaevine girdi. Evet. Ben şöyle bakıyorum. Yani bu tabii muhalif medya birden ayaklandı. Yani Türkiye'de ifade özgürlüğü yok, gazeteciler hapse atılıyor falan diye. Sanki o güne kadar hiç gazeteci hapse atılmamış gibi, sanki o güne kadar ifade özgürlüğü varmış gibi. Hani çok söylerler yani İstanbul medyası için sadece İstanbul haberleriyle ilgilenir, kendi mahallesiyle ilgilenir. Yani İstanbul'a kar düşmeden Türkiye'ye kış gelmez. İstanbul kış haberleri ancak İstanbul'a kar yağınca yapılmaya başlanır. Türkiye'de de mağduriyet ve hukuksuzluk haberleri ancak kendi mahallesine uğradıktan sonra yapılıyor. Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın hapse girmesine kadar Türkiye'de aslında onlarca gazeteci vardı. Ve bunların büyük bir kısmı tahliye oldular. Yatarını doldurup tahliye oldular. Bildiğimiz, tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldu. Bir kısmı hala içeride. Bir kısmı çok uzun yıllarda içeride tutulacak gibi görünüyor. Daha enteresan bir şey. Yani hapisten çıkan tahliye olanlar da mesleğini yapamazlar dediler. Neden? Çünkü denetim serbestlik diye bir başlarının üzerine sallanan bir kılıç var. Belki bugün zaten o konuyu ele alacağız. Evet, Barış Pehlivan'la ilgili şey de şu, iddia da şu. Denetimli serbestlik bozuldu ve bundan dolayı hapse girdi. Ben bugün de şunu sormak istiyorum. Yani bugün belki de bu programın ana konusu denetimli serbestlik olacak. Evet. Nedir denetimli serbestlik? İsterseniz çok konuştuk bu konuyu ama yani çok kısa bir şekilde söylerseniz. Şöyle isterseniz bu Barış Pehlivan'ın yaşadığı sorun meselesini bir izah edelim. Sonra denetimli serbestliğe de geçelim. Ya Barış Pehlivan evet gazeteci. Bence de ben şöyle düşünüyorum. Yani cezaevinde hiç kimse haksız yere hukuk aykırı şekilde bir dakika bile tutulmasın. Yani öyle bir yer. Yani cezaevinin güzel bir yer olduğunu kimse söyleyemez. Her şey şartlar müsait, çok iyi yemekler var falan böyle bir hikaye yok. Cezaevinde kimse bir dakika bile kalmasın. Bu Barış Pehlivan'sa Barış Pehlivan, başka biri ise başka birisi. Barış Pehlivan önceki o bahsettiğiniz suçlamayla ilgili 3 yıl üzerinde bir ceza almıştı herhalde. Ondan dolayı denetimli cezaevine girdi ve hemen zaten Aynı ve gün. aynı gün Evet. denetimli serbestlik kararı verildiğinden dolayı çıktı.
yeni bir düzenleme yapıldı. Yani bu denetimli serbestlik ile ilgili denetimli serbestlik süresi içerisinde eğer hakkınızda bir yıl veya üzeri bir hapis cezasından dolayı bir dava açılırsa infaz hakimi tarafından denetimli serbestliğiniz ortadan kaldırılabiliyor. Ya böyle bir karar verilebiliyor ama bu da şey değil, kesin verebilir anlamında değil, takdire bağlı. Biraz zaten itiraz konusu da o, niye takdire bağlı bir konuda niye kaldırdın, kaldırmasan da olurdu filan meselesi. Ben de öyle düşünüyorum, yani kaldırmasan da olabilirdi. Suçlama şu, zannediyorum bir savcıya karşı yazdığı bir yazıdan dolayı açılmış hakaret davası. Evet. Ya yani Türkiye'de hakaret davası dediğimiz hadise o kadar kolay açılabilir ki, hele mağdur dediğimiz, müşteki dediğimiz kişi bir savcıysa, Türkiye'de dava açılması kadar kolay bir şey yok. Yani bu noktada iddianame düzenlendi diye denetimli serbestliğinin kaldırılması kararı bence de doğru değil. Yani hukuken hukuki meselesi ayrı bir konu. Yani hakkaniyet olarak da doğru değil. Ya yani burada yaşanan mevzu denetimli serbestlik sonrasındaki yaşanan hadise. Yani umarım bu mesele çözülür. Bu mesele ama bizim belki konuşacağımız mevzuda da var. Hakimin takdiri dediğimiz hadise, cezaevi idaresinin takdiri dediğimiz hadise, Ahmet'in takdiri dediğimiz hadise maalesef Türkiye'de yani çok farklı kullanılıyor. Takdir dediğimiz şeyler konjektüre göre değişiyor. İktidarın isteklerine göre değişiyor. Veya takdir hakkını kullananın beklentisine göre değişiyor. Ve buradaki mevzu da öyle bir mevzu. Gelelim denetimli serbestlik meselesi. Denetimli serbestlik işte şu an Türkiye'de cezaevinde olanların, hükümlü olanların herkesin beklediği bir hadise. Koşullu salıverme süresinden önce terör suçlarında bir yıl, bazı şartlarda olanlar, mesela kadınlar için 6 yaşına kadar çocuğu varsa 2 yıl, hasta yaşlıysa 3 yıl, normal adi suçlarda 2 yıl, 3 yıla çıktı da olmuştu. Yani değişik süreler. Yani, koşullu salıvermeden önce infaz hakimliği tarafından verilecek yine bir kararla dışarıda denetimli serbestlik suretiyle cezanın infazı sağlanmış oluyor. Ya bunun için bunun şartları hükümlünün talepte bulunması gerekiyor. O süre içerisinde iyi halli olması gerekiyor. Eğer iyi halli ise, başvurusunu yaptıysa, şartları da süre anlamında şartları tutuyorsa denetimli serbestlikten yararlanıyor. Ama burada şöyle bir fark var. Yani bizim karşılaştığımız suçları tasdif ettiklerinden dolayı terör suçları ne ayrı bir kategoride değerlendiriyorlar. Terör suçları ile ilgili de denetimli serbestlikte özel bir düzenleme var. Eğer terör suçlarından dolayı hükümlüyseniz bu şartların dışında bir de örgütten ayrıldığınıza dair samimiyeti tasdik kararı diye bir kararın verilmesi lazım. Yani siz cezaevi dersi diyor ki sen örgütten hükümlü oldun. A örgütünden B örgütünden mahkumiyet kararı aldın. Cezan bitmek üzere. Eğer bu örgütten ayrıldığına dair biz bir kanaat getiririz. Senin samimi bir şekilde örgütten ayrıldığına kabul edersek samimiyeti tasdik kararı veririz. O kararla da sen açık cezaevine çıkarsın ve denetimli serbestlikten yararlanabilirsin. Şimdi daha bir şey söylemek istiyorum. 10 yıl hapis cezası almış birisi terör suçundan hapis cezası almışsa 4'te 3'ümü çekiyor. 7,5 yıl. 7,5 yıl sonra bunun şartlı tahliye hakkı doğuyor. Evet. Aslında 10 yıl yatması gerekiyor ama 2,5 yılını şartlı tahliye süresi içinde geçiriyor. O, evet, evet. O şartlı tahliye geldikten bir yıl önceki terör suçlarına bir yılda. Bir yılda, evet. Yani peki 6,5 yıl dolmasına bir ay kala denetimli serbestlik gündeme geliyor. Tamam, peki diğer konuyu sorayım. Diğer adli suçlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, bunlar da denetimli serbestlik veya şart tahliye ne zaman geliyor? Şöyle oluyor. Mesela bir olay baksak, gece İstanbul'da işte Bakırköy'de dışarıdasınız, çıkmışsınız, ara sokakta gidiyorsunuz, arkanızdan birisi yaklaştı, boğazınıza bıçağı dayadı. Şöyle bir de bastırıyorlar aslında. Bastırıp şuradan içeri girmek üzere. Diyor ki elindeki çantayı vereceksin, paranı. Siz de aslında yani kiranıza şey yapmışsınız, ev kirasını. Ertesi gün kirayı yatıracaksınız. Onun belki şu kirayı yatırayım da rahatlayayım diye düşüncesiyle o bıçak gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Mecburen veriyorsunuz. O adam. Tabii. Yani o adamın alacağı ceza gasp yapmış oluyor alenen. Yani öldürme tehdidiyle ve neredeyse yaklaşmış bir fiili olarak da yaklaşmış bir davranışla
mahkeme tarafından alacağı ceza 10 yıl. 10 yıl ceza alan bir gaspçı. Tamam. Cezaevine girdiğinde, kapalı cezaevine girdiğinde bir ay sonra açık cezaevine geçebiliyor. Bir ay sonra. Bunun koşullu salıvermesi 1'de 3, 1'de 2 yani 5 yıl. 5 yıl yatıyor. Bu 5 yılın da 3 yılını denetim serbestlikten yararlanabiliyor. Yani bir ay sonra açık cezaevine çıkıyor. Açık cezaevinde 2 yıl orada toplam yani o 1 ay kapalı cezaevinde dahil olmak üzere kalırsa sonrasında denetim serbestlikten yararlanıyor. Ancak geçmişte yakın zamanda Covid affı diye bir şey vardı. Zaten ondan dolayı da yani bir ay sonra yani bir ay sonra tamam. Bir ay sonra dışarıdaydı yani. Ve bunun evet ya böyle bir pozisyon öbür taraftaki işte 10 yıllık veya çok yaygın alınan 6 yıl 3 ay cezada evet. En az yani 4 yıla yakın bir süre yatması gerekiyor ki açık cezaevine çıkabilsin. Aslında şöyle gazetecilere veya farklı yani Gülen hareketlerine diyelim insanlara terör suçlaması, silahlı terör örgütü üyeliğiyle cezalar veriyor. Terör evet. Demek korkutmak. İşte şiddet götürmek. Yani, evet. Ama asıl korkutma yani bu adamı bıçaklayan adam asıl korkutan o. Evet. Ve bu adam bir ay yatıyor sadece cezaevinde. Yani yakın zamana kadar bir ay yattı ve Covid izniyle dışarıya çıktılar. Aynen. Ve geçtiğimiz 31 Temmuz'a kadar, 31 Temmuz'da da alınan bir karar vardı Adalet Bakanlığı tarafından. Covid izniyle cezaevi, yani Covid izni şu demek yani gideceksin, Covid geçtiğinde kalacaksın. Geri döneceksin. Evinde kalacaksın, evinde kalabilirsin. Ancak onlar hiç geri dönmediler. Sürekli ertelendi ve en sonunda da evet. Covid izninden dışarıda olan tutukluların ve hükümlerin cezaları affedildi. Evet. Yani aslında örtülü bir af yapılmış oldu. Herkes dışarıda şu anda. Evet. Ben şimdi birkaç örnek vereceğim. Yine o rapordan okuyacağım size. Son raporumda 23 Ağustos tarihinde Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Gaziantep H tipi cezaevinde bulunan Mehmet Hüseyin Öz'ün tahliyesini yeniden suç işleme potansiyelinin yüksek olduğu gerekçesiyle 6 ay erteledi. İkinci bir örnek. Yine aynı cezaevi, yani aynı derken her cezaevinin kendi cezaevi idare ve gözlem kurulu evet. Var. Aksaray T tipi cezaevinde 30 yıldır tutuklu bulunan Sait Bürkan'ın tahliyesini pişmanlık duymadığı gerekçesiyle 6 ay erteledi. Şimdi bir okuyucunun şöyle bir sorusu var. Diyor ki, bir izleyicinin sorusu var. Ya pişmanlık duymak ne demek? Yani ben pişman olduğumu nasıl ispatlamam gerekiyor? Çünkü evet. Mektup yazdırılanlar olduğu ben biliyorum. Mektup yazdırıldı. Artık benim bunlarla hiçbir alakam kalmamıştı. Tövbe ettim, istiğfar ettim. Pişman oldum. Bir daha işlemeyeceğim ben böyle bir suçu deyip de mektuplar yazdılar, yayınladılar. Bu şekilde mi pişmanlık duyduğunu ispatlayacak? Veya yeniden suç işleme potansiyeli ne demek? Bunu da şöyle ayıralım. Yani konu çok karışık olduğundan dolayı ben biraz da denetimli serbestlikte iki tane farklı şart var. Şartlardan bir tanesi şu. Eğer örgütten mahkum olduysan örgütten ayrıldığına dair cezaevi idaresini ikna edeceksin. Bu birincisi. Nasıl ikna edeceksin? Yani o kadar karmaşık bir şey ki ben bazen kendimi düşünüyorum. Yani kendim cezaevinde olsam bir kere şunu düşünüyorum. Yani mahkeme aşamasında örgüt üyesi olmadığım, belki yani yönetici diyorlar herhalde bana, örgüt yöneticisi olmadığım, örgütsel bir faaliyet içinde olmadığıma dair savunmalar yapacağım. Bir örgüt suçlaması doğru bir suçlama olmadığını, ortada bir örgütün olmadığından bahsedeceğim. Ama mahkeme bana konjonktür gereği mahkumiyet kararı verecek. Sonra cezaevine gideceğim. Cezaevi idaresi diyecek ki ya bu örgütten ayrıldığına dair bize şey ver. İnandır. Ya kardeşim ben örgüt olmadığın mensubu değilim ki yani. Mensubu olmadığımı anlatıyorum sana. Seni ben nasıl ikna edeceğim? Ne diyeceğim? Ama diyorlar ki yok biz o tarafıyla ilgilenmiyoruz. Yani cezaevi mahkemeyle ilgilenmiyor. Mahkemedeki durumuyla ilgilenmiyor. Yani mahkemeyle ilgilenmiyor dediğim, yani senin orada terörist olduğuna hükmetmiş, onunla ilgileniyor da orada senin yaptığın savunmayla ilgilenmiyor. Orada mahkemenin verdiği kararla ilgileniyor. Burada diyor biz sadece şeye bakarız. Eğer diyor sen orada da yasa böyle bir düzenleme yapmış. Bu yasa da bugüne mahsus bir yasa değil. 2010'larda falan çıkan bir yasa. Yani o açık cezaevine ayrılma yönetmeliği düzenlendiğinde o zaman itibariyle örgütleri tasfiye etmek, belki bölmek, parçalamak amacıyla yapılmış bir düzenleme. Yani adam örgüt mensubu olmadığını kabul ediyor. Ben örgüt mensubu olmadığımı kabul ediyorum ama bir taraftan da denetimli serbestlikten veya açık cezaevine çıkmaktan yararlanabilmek için yani
örgütle bir bağlantımın olmadığını, örgütten ayrıldım, bağlantımın olmadığını değil, örgütten ayrıldığıma ikna etmem lazım. Aslında çok saçma, hukuken doğru olmayan bir düzenleme. Aslında bu düzenleme çok tartışılan bir düzenleme. Önceden de çok tartışılmış. Ya burada subjektif bir değerlendirme yapıyor yani taraflar. Ben bununla ilgili kararlara bakıyorum. Yani adamla ilgili cezaevindeki hiçbir süreçte anlatıyorlar. Ya her şey çok mükemmel, mükemmel, mükemmel ama biz örgütten ayrıldığına kanaat getirmedik. Niye kanaat getirmedin? Ne oldu? Yani ne var yani? Kriterin ne? Bir kriter yok yani. Örgütten ayrılmadığına kanaat getirdik. Ya bu gerçekten subjektiflik, bu şeyde bahsettiğimiz Barış Pehlivan'ın kararında da infaz hakimliği denetimli serbestliği kaldırıyor ya. Niye kaldırdın? Kaldırdı yani. Bilmiyoruz orada da. Buradaki mevzu da böyle. Yani bu, o yüzden bu konu yani hukuki anlamda, yasal anlamda da çözülmesi lazım. Yani oradaki insan şöyle yapıyor. Yani mecbur kalıyor belki. Ya biz de, ben de orada kalsam ya, adam anlatamıyoruz örgüt mensubu olmadığımızı. Bari tamam, sen zorluyorsun, örgüt var diyorsun ya. Peki var dediğim bu örgütten ben ayrıldığımı sana nasıl ispatlayacağım? Onun da bir kriteri yok. Onu ikna etmen lazım. Aslında Ceza ve Adalet Bakanlığı bununla ilgili daha önceki dönemlerde bir genel yayınlamışlardı. O sizin bahsettiğinizde birazcık onunla bağlantılı. Yani örgütten ayrıldığına dair bir dilekçe yazsınlar. Aslında böyle bir uygulama yapıyorlar. Dilekçe yazdığında diyor ki ben örgütten ayrıldım. Altını imzalıyor, veriyor. Cezaevi idaresi de bunu alıyor. Diyor ki tamam, örgütten ayrılmış. O samimiyeti tasdik kararını veriyor. Ama şu an uygulamada ya sen dilekçeyi veriyorsun. İmza atıyorsun, diyorsun ki örgütten ayrıldım. Ya örgütten ayrıldım, örgütle bir alakam yok diyorsun. Yok diyor. Samimi değil. Ha, böyle bir gerçekten enteresan bir durum var yani. Böyle bir mektup yazıp ben örgütten ayrıldım mektubunu yazıp verdiğin zaman tahliye oldun. Aslında şöyle var olan belki hukuki başvuruların devam ediyor. Anayasa Evet. Mahkemesi nezdinde veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde. Yani ben böyle bir örgütle alakam olmadığı halde ben tutuklandım, hapse atıldım ve şu kadar yıldır hapisteyim deyip şikayetçi oldun. Ama en sonunda diyorsun ki evet ben böyle bir örgüt değilim ve bu örgütten şimdi ayrıldım. Bu yürüyen hukuk mücadelesine bir zarar verir mi? Şöyle zarar vermez yani. İşte öyle bir saçma bir hukuk sistemiyle karşı karşıyayız ki. Yani hukukta zaten ikrah denilen, yani zorda kalma denilen bir hadise var. Ya burada gerçekten adamlar zorda kalmış yani. Diyor ki çıksa 2 gün sonra işte hak yargılamanın iadesi konusu olsa, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı verse, mahkumiyet kararı kaldırırsa, yargılamanın iadesi olsa ve o kişi hakimin karşısına çıksa, hakim dese ki ya evet hani böyle bir şey olmuş ama sen kendin cezaevinde demişsin ki böyle bir şey Haklıyım demişsin. mı yok? Yani çok rahat bir şekilde diyebilir ki ey hakim bak şartlar şu. Adamlara söylüyorum ki ben mahkeme aşamasında örgüt üyesi olmadığımı zaten söyledim. Bunun mücadelesini veriyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşum. Bu karar gelecek diyorum. Onlar diyorlar ki biz ilgilendirmez bizi. Örgütten ayrıldığına dair dilekçe vermezsen biz senin denetim açık cezaevine çıkartmayız. Yani ben sırf ya bu ikrahtan dolayı böyle bir şey yapıyorum dese hukuken haklı duruma Peki, çıkar. peki. Ha, sadece dilekçe demiyorlar, isim ver bize diyorlar. Şöyle işte orada şundan dolayı diyor yani, sistem o kadar çarpık bir sistem ki örgütten ayrıldığını ispatlama konusu sadece etkin pişmanlık hakkından yararlanmamış olanlar için. Burada özel olarak söylüyor. Diyor ki eğer etkin pişmanlıktan yararlanmadıysa bu kişi örgütten ayrıldığını ispatlasın diyor. Onlar da yani onu öyle bir kriter bildikleri için yani birisi etkin pişmanlıktan yararlandıysa örgütten ayrılmıştır. Kafalarındaki tek kriter o. Ondan dolayı isim ver. Yani yoksa ben bir tane karar gördüm. Diyor ki reddetmiş. Reddetme gerekçesi mahkemeye başvurup şey yapabilirdi. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirdi hükümden sonra. Ya mahkeme şey bile demez. Eğer gerçekten böyle bir şey olsa hüküm verilmiş. Mahkemeye başvursanız deseniz ki ben etkin pişmanlıktan yaralanmak istiyorum. Mahkeme de yürü kardeşim işine. Evet. Ama cezaevi idaresi diyor ki yok gideceksin böyle bir şey yapacaksın. Yani o oradaki çarpıklığın bu konunun net olmaması, subjektif olması ondan kaynaklı kafa karışıklığı. Ya ben 2 tane isim vereceğim. Yani 2 tane isim verdiğimde örgütten mi ayrılmış oluyorum? Ne oluyor yani? Peki, Nedir bunun kriteri? ben burada görünen şu Nurullah Bey, demek ki denetim serbestlik kararı biraz da Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nun keyfine kalmış. Tamamen. Şimdi burada zaten ikinci bir konu var. Birinci konuyu açtınız.
deriz ki tamam. İkinci konu iyi hal konusu. İyi hal konusuyla ilgili aslında birden fazla değerlendirme var. Komisyonlar var. İşte okuma komisyonu. Yani siz cezaevinde kaldığınız sürece zaten başta geldiğinizde sizi bir sınıflandırmaya tabi tutuyorlar. Bunu nasıl eğitelim? Nasıl ıslah edelim? İşte buna eğitimler verelim. Kitap okusun. Şunu yapsın. Şuraya katılsın. Şu organizasyonlara dahil olsun. Bunu tamamen takip ediyor. Yazdığınız mektubu takip ediyor, konuştuğunuz telefonu takip ediyor, ziyaretçileriniz takip ediyor. Ceza mı oluyor? Bunu cezaevindeki. Tabii cezaevindeki tamam. Bütün süreci takip ediyor ve 6 aylık sürelerde bununla ilgili raporlar düzenliyor, veriyor. Siz açık cezaevine ayrılmak istediğiniz zaman veya denetimli serbestlikten yararlanmak istediğiniz zaman idare ve gözlem kurulu toplanıyor bunun için. Ve terör suçlarında özel bir idare ve gözlem kurulu var. Yani normal diğer adi suçlardan ekstra o ilin Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcısının yetkilendirdiği bir Cumhuriyet Savcısı katılıyor. Yine Cumhuriyet Başsavcısının belirlediği Aile Bakanlığından uzmanlar katılıyor. Onların da katıldığı bir karma, geniş bir heyet bununla ilgili değerlendirme yapıyor. Ya onların kriterlerinde, onlar da cezaevindeki süreci değerlendiriyorlar. Uyum sağlamış mı, kurallara uymuş mu, disiplin cezası almış mı? Onların hepsine bakıyor. Onun yanında bile diyor ki çıktıktan sonra suç işleme potansiyeli var mı? Yani zaten bir suç işleyerek gelmiş ya, çıkınca yine o suçtan işleyecek mi? Artı mağdurlara zarar verecek mi? Bunu da teyit edin diyor. Şimdi birinin okuyabilirim yani. Yani çok orijinal. Yarım sayfa mesela. Çok çok ibretlik. Evli ve 3 çocuk babası oldu. Ailesi ile ziyaret, mektup ve telefon yoluyla iletişimini sürdürdüğü, iletişiminin kuvvetli olduğu, üniversite mezunu olduğu, tutum ve davranışlarıyla uyum gösterdiği, sportif faaliyetlere katılım sağladığı, genel ve kısmi aramalarıyla sayımlarda olumsuz durumunun gözlemlenmediği, sorunlarıyla baş edebilme becerisinin olduğu, kitap okuma alışkanlığı kazandığı, haklarını iyi niyetle kullandığı, kurumun düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara riayet ettiği, yaşadığı alan ile oda, bahçe ve evlilik kısımlarda temizlik ve kurallara uyumlu olduğu, zamanında böyle bir örgüt içerisinde olduğundan dolayı pişman olduğunu belirttiği, yapılan görüşmeler neticesinde pişmanlığını dile getiren hükümlerin samimi olduğunun değerlendirildiği, salıverilme sonrasında tekrar suç işleme riskinin düşük olduğunun değerlendirildiği, odasından müzik, resim çalışmaları yaptığını beyan ettiği, yükümlülüklerin eksik yerine getirdiği, toplu yaşamın gereklerine uyum sağladığı, elektrik ve su kullanımının ortalama düzeyde olduğu, sorunlarını tanımlama ve çözüm üretme beceriliğine sahip olduğu anlatıyor, devam ediyor. Ya o kadar aslında her şeyi mükemmel, sonunu şöyle bağlıyor. Dur bir ara genel. Aslında bu anlattıkları zaten cezaevine girmeden önce böyle olduğu için içeriye attılar. Tabii böyle oluyor. Sanıyor çıkınca iş bulacağını, anne babasının yanındaki ailesine ailesiyle beraber yeni bir ev kuracağı, iyileştirme planına uygun olarak sağladığı, salıverilme sonrasına yönelik motivasyonun ve gerçekçi planının bulunduğu değerlendirildi diyor. Bak yani ne kadar saydım, bazılarını ekledim. Fakat toplumla bütünleşmeye hazır olduğu ve örgüt kapsamında tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanıya varılamadı. Ya kardeşim, yukarıda somut bir şey var mı? Ya somut bir şey olmadığı gibi yukarıda diyor ki adam pişman olmuş, ayrılmış, çıkınca suç işlemeyecek falan diyor. Geliyor, sonucunu böyle bağlıyor. Şimdi buna yani iyi hal değerlendirmesi dediğimiz hadise bu. Suç işlemeyecek değerlendirmesi. Yani çarpıklıklar meselesi olunca suç işleme. Nedir suç? Şimdi cezaevine girmiş, 6 yıl, 3 yıl ceza almış birisi, terör örgütü üyeliğinden ceza almış. Suçlama ne? Bir okulda öğretmen olması. Mesela adama diyorsun ki ya tekrar suç işleyecek misin? Yani zihnindeki şu. Asla bir daha bırak şeyi, yani bir okulda, bir cemaat okulunda öğretmenlik yapmayı, belki bundan sonra hayatı boyunca öğretmenlik yapmayacaktır. Yani eğer suçtan kastettiğim buysa, öğretmen olmaksa, hayatı boyunca bir daha öğretmen olmaz o. Yanaşmaz yani oraya. Ne diyorsun kardeşim, yani suç işleyecek, ne suç işleyecek bu? Yani şeyi yok. Kafasında istiyorlar ki yani oradaki dönüyor dolaşıyor. Yani herhalde şeyi, yani bazıları böyle bir şey de var. Cemaate küfret. Küfredersen cemaatten ayrılmış olursun ve artık cemaatsel bir suç işlemezsin gibi düşünüyor. Küfretmek suç değil mi ceza kanunu? İşte o şey oluyor. Onu almıyor. Onu siliyor herhalde. Yani örgüte küfredersen artık puan olmuş oluyor. Yani burada iyi hal konusu gerçekten çok
sorunlu bir konumdu. Yani burada yani mahkumların, hükümlerin yapabileceği çok bir şey yoktu bir üst. Yani bu insan hakları derneklerinin, uluslararası organların yani bu meseleye bakması lazım. Yani denetim serbestlik konusunda aslında ceza teklifleri genel müdürlüğünün sitesini açsak, baksak çok tavsiye kararları var. Tavsiye kararları özellikle hapis cezasına alternatif olan denetim serbestlik gibi, şartta tahliye gibi yöntemlerin daha çok kullanılması. Yani orada cevaç, cezaevinde cevaç şu değil, cezaevinde insanları eğer suçlu olarak kabul ediyorsan, adam bas bas bağırıyor da ben suçlu değilim diye, kimse dinlemiyor. Eğer sen suçlu olarak kabul ediyorsan bile al kardeşim adamı, ıslah ediyorsun, al senin elinden ıslah et, dışarıya böyle gönder, ne yapıyorsan ya. Yani. Şöyle, tabii kısa bir sorun kaldı, sormak istediğim bir tanesi şu. Bu 31 Temmuz'dan itibaren denetim serbestlik hakkı zaman hükümler açık cezaevlerine nakledilmeye başlanmış. Önceden böyle bir uygulama yoktu. Ne demek bu? Şöyle açık cezaevine çıkmak muhtemelen bir insan açık cezaevine, bir hükümlerin açık cezaevine ayrılabilme şartlarında taşıması lazım. Taşsa bile açık cezaevi imkanı olmadığı için şey oluyor. Covid'den dolayı kapalı olduğu için oraya gönderilmiyor. Tamam. Ben gönderiliyor. Denetim servisi uygulanacaksa uygulanıyor. Denetim servisi uygulanmayacaklarsa kapalı da kalmaya devam ediyor. Burada kastedilen artık açık cezaevleri boş olduğu için yani o şartlara göre zorunda açık cezaevine gönderilecekler. Ondan sonraki süreçte zaten denetim servisi olacaksa o değerlendirilecek. Koşulmuşsal öğrenme şartları geldiyse, süresi geldiyse o değerlendirilecek. Orada aslında dışarıya çıkılabiliyormuş herhalde. Yok yani. Yani ne? Şöyle, bahçeye çıkabiliyorsunuz, tamam. Telefonla konuşabiliyorsunuz, artık ziyaretçi sıkıntınız yok. Yani orada şartlar çok daha iyi yer. Ekstra izinler alabiliyorsunuz. Peki, çalışabiliyorsunuz. Bir soru daha, bu denetim serbestlikten yararlananlar ne gibi bir denetime tabi tutuluyor? Buna Muhafaza Hakimliği tarafından karar veriliyor. Farklı türler olarak aynen cezada yapabilir, çalışma zorunluluğu da getirebilir, belli bir yerden ayrılmama gibi mesela, çıkış yasağı da diyebilir. Mesela şöyle, yani çıkmış, bana gelen şey var, soru var, çıkmış cezaevinden, dahi olmuş denetim serbestlikle, haftada 4 gün veya 5 gün, işte yarım gün bir kamu kurumundan ücretsiz olarak çalışacak. Evet. Amerikan fikir örneği. Nasıl denetimini sağlayacak bu insan? Bunun kıtabına ya denetim serbestlik bürosu organize edecek. Yani ücretsiz çalışacak diyor, onu şey yapmasın. Çünkü nerede çalışacağını onlar belirleyecek. İşi çünkü kendisi de belirleyecek, onlar belirleyecek. Bu kısım tabii daha kolay. Yani daha kolay gönderilir. Yani ücretsiz çalışma kısmı gibi iş bulduğu zaman ben şu işi bunun deliğine kesiliyor zaten. Ama kendi işine bakıyor. Evet. Ben aslında formak istediğim sonu şu. Cezaevi İdare Gözlem Kurulu'nun keyfi davrandığını söylüyoruz. Ve bu şeklinde ben keyfi kararlara karşı bir itiraz yolu var. Bu kararların hepsi zaten itiraza tabi kanıdır. İfaz hakimliğine, sonrasında eğer ifaz hakimliğinden getiriliyorsa ağır cezaya, Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa Sanatlar Mahkemesi'ne bu bir yapılabiliyor. Yani burada hukuken netice alınır meselesi ayrı bir mevzu. Ama ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani şurada açısından değil mi? Hükümler açısından değil mi? Cezayı idare ve gözlem kuruyor. Yani az önce dediğim şeyle ilgili bir karar veriyor. Şimdi bu karar verdiği şahısla ilgili mesleğinde olduğunu bilmiyoruz. Avrupa İnsan Mahkemesi dedi ki başvurusu da normal mahkumiyet başvurusu da ayına gitti. Ayın bir ihlal kararı verildi. Ve geldi dosyası aslında suçlu değilmişe döndü. Sen cezaevi idaresine dedin, idareme gözlem kurulu. Hayır, sadece suçlu demedin, bir de bu adam çıktığı zaman suç işlemeye devam edecek dedin. Yani özgürlük ve güvenlik hakları ihlal ettin. Yani. Aslında önceki yaptıkların hiçbir suç değil. Tabii yani evet. öyle bir karar çıkma ihtimali var mı? Çok yani evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi henüz daha esasla ilgili karar vermedi. İlk Yalçınkaya ile ilgili bir başvuruyu değerlendirdi. Bununla ilgili yakında bir karar çıkması bekleniyor. Yani bu yıl içerisinde bir karar çıktığında ihlal dediğinde herkesi de ilgilendirebilir bir durum. Şimdi o ihlal kararı çıktığında suçlu değilsin noktasına gelmiş olacak. İmza atmış olanlar hakkında tazminat davası açsa suç duyurusunda bunu söylesek ya benim özgürlüğüm elimden aldılar. Yani aslında yasal şartlar çok açık, yasal şartları kullanmadı. Tam tersine ekstra aleyhe değerlendirmeler yapmak suretiyle hukuken
kabul edilemeyecek. Hürriyeti zaten suçu işlemiş oluyor mu? Oluyor yani. Evet. Hürriyeti zaten suçu işlemiş oluyor. Artı bununla ilgili şöyle bir şey de olmaz yani. Şimdi hani İdare Hukuku'nda, yani İdare Hukuku'su değilim ama İdare Hukuku'nda şöyle bir kural vardı. Hala vardır diye tahmin ediyorum. Yani eğer buna ajan diyorlar ya, memur, kamu görevlisi ağır kasıtla bir suç işlerse o noktada idare değil, davayı direkt şey açıyorsunuz. Şahsı açıyorsunuz. Yani idare açmanıza gerek yok. Gidip memurun kendisine davayı açabiliyorsunuz. Bu biraz doktorlar falan meselesinde çok oluyor. Yani eğer işte ameliyatta ağır bir hatayla gelmiş, alkolü bir şekilde doktor gelmiş, ameliyat etmiş, hasta vefat etmiş. O noktada doktora karşı, Sağlık Bakanlığı'na değil, doktora karşı da dava açabiliyorsunuz. Burada bu insanlara karşı dava açılacak. Tazminat davası. Yani çünkü şu kararları ben, bu kararları yani muhtemelen uluslararası kurumlara da raporlanıyor değil bunlar. Bu kararları izah edebilirim yani. Şunu izah, az önce okuduğumun, bunlar gibi çok fazla var yani. Okuduğumu çıkıp da gel kardeşim sen bize bir anlat bakalım bu kararla ilgili gerekçen neydi? Dendiğinde bunu anlatabilecek bir soru var mı? Yok. Ya bu noktada eğer hukuki anlamda kişiler, mağdurlar, mağdur olduğunu düşünenler itirazlarını infaz hakimi diye ağır ceza, anayasa mahkemesi, yer başka kurumda, adalet bakanında yaparsa netice alınması gerekir. Evet, bu şart. Raporunda bir cümle dikkatini çekmişti benim. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 25 Ağustos'ta bir açıklama yapıyor. Türkiye genelinde cezaevlerinde bulunan en az 271 mahpusun tahliyesinin idare ve gözlem kurulu kararıyla ertelendiğini açıklama yapıyor. 271'er de çok iyimser bir sıram. Tabii. Yani bu muhtemelen oraya gelen şikayetlerden derlenen bir rakam. Çok insan çok daha fazla oldu. Çok insan şikayetle geliyor, şikayet etmekten çekiliyor. Çünkü şey yapıyorum ben orada bir tane kararda konuştum. İşte, idare ve gözden kurular demiş ki siz şikayet edeceğim. Bunu gerekçeye yazmışlar. İstanbul'un? Evet yani. İşte idare ve gözden kurulu şikayet edeceğini söyledi. Evet. Eğer bir yanlış şikayet doğruyu yaptıysan çekilmene gerek yok, korkutana gerek yok. Şikayet edeceğim diyorsa da zaten gelecek hukuki anlamda hakkını arayacak. Ya bu noktada ya sayı tabii ki çoktur. Ya şu an cezaevinde kaç hükümde var bilmiyorum ama cemaat suçlaması kapsamında 40 bine yakın hükümde. 38 bin civarında bir hüküm ödenmez. Bu denetim serbestlikte ne kadar kişi dışarı bulunduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Peki şartlı tahliye yani yatarın 4'te 3'ünün bitirdikten sonra denetimli serbestlik küresel olduktan sonra şartlı tahliye hakkı veriliyor. Evet. Şartlı tahliye gelip de hala cezaevinde olanlar var mı? Maalesef var. Peki neden böyle bir şey var? Aynı şey orada da yani orada da iyi hal meselesi karşımıza çıkıyor. Yine İdare ve Gözlem Kurulu'nun kararı gerekiyor. İdare ve Gözlem Kurulu demesi lazım ki bu adam suç işlemeyecek. Öyle demiyor, suç işleyecek diyor. O koşulsunu da şey yapıyor, fabrikliyor. Maalesef yani suç işleyecek, hani geleceği görebiliyor demek ki bunlar. Yani. Şöyle olur şey, yani normal şartlarda olsa gerçekten şurada desen adam sağlık kafelerine bakıyorsun 30 tane suç işlemiş. Yazmış. Onlar o, problem yok, hepsi dışarı. Tabii ya o, aynen öyle. Ben. O ya o suçluyla ilgili bir değerlendirme yaptığında da dersin ya 30 tane yapmış, 31 de yapma ihtimali var. Ona göre birazcık daha dikkatli değerlendireyim. Bu bahsettiğimiz adamlar ilk defa cezaevine girmişler. İlk defa suç işlediklerini söylüyor. Yani onlar suç işlediklerini kabul etmiyor da yani suç işlendiği kabul edilse dahil ilk suçları. İlk suçluya aynen. Her zaman diyorlar ki yani sen ayrı bir muamele yap. Evet. İlk defa suç işlemiş kişi. Ama 30 tane suç işlemiş biz baksak yani böyle bir istatistik olsa sağlık kasında 2 tane suç işlemiş kişi çok rahat bir şekilde iade kararı alıyordur. Evet. Bu iade ediyordur. Denetim serbestliklerine de yer alabilir. Koşulu salıvermediğin de yer alabilir. Ben avukatlık sürecimin başında bu ilk yasalan yapıldığında ceza 25 yılında yapıldığında o zamanlar avukat olmama rağmen ceza ile ilgilenmeme rağmen koşulu salıverme meselesi şöyle bir tereddüt yoktu kimsede. O tarihi nedir? 3'te 2 mi? O zaman itibari 3'te 2. 3'te 2 yendiğinde çıkarsın. Yani şunu yaparsan çıkarsın. Şunu yapar. Tabi orada büyük bir disiplin cezası işlemezsin. Tamam ben de. Çıkarsın. Yani onlar yok da yani. O disiplin cezalarını sayılmış aslında. Ceza kanunda var. Tabii. Yani, ne yaparsan belli yani. Tamam burada
sıralanmış hiçbir şey yapmamış. Şu an tahliye edilmeyen, denetim serbestlikten veya şartlı tahliyeden yararlandırmayanların hiçbirisinin, yani çok eğer çok hissi almadı bilmiyorum ama %99'un bu tarz bir disiplin suçu işlemi yanında bir şey yok. Tamamen sen bunlar muhtemelen işleyebilir veya biz ikna olmadık gibi şeylerle öyle diyorlar. Evet. Sudan bahanelerle bu etkili gerekçelerle reddediliyor. Benim soracaklarım bu kadar. Ben de grupladım sorularını, bu kadar sorabildim. Var mı ekspert tamam bir şey? Varsa getir programlar, merak ederiz. Olabiliriz ya, burada şimdi meselesi ne? Açık ceza ve açık bahane o şartları biliyorlardır da insanlar. Denetim serbestlikleri ve koşullu salır emmene göre alınmıştır. Başvuru şartı gerekiyor, reysen hareket etmiyorlar. Yani normalde eğer denetim serbestlikleri ve reysen hareket edilir, düzenler olaya vakitli kapsamda terör suçlamasıyla olanları bu kapsama almazlar. O yüzden başvuruların yapılması lazım. Bunun şeyden bir ay önce, o hakkın doğmasından bir ay önce kurul toplanıyor. Kuruldan önce başvuruların yapılması lazım. Bu konuda bir farkındalık var. Yani şartlı tahliyenin yani gelmesinden bir yıl öncesinden bir ay kadar. Evet. Yani 13 ay öncesinden dilekçe verip denetim serbestlikten yararlanmak istiyorum demesi gerekiyor. Bir ay öncesinde komisyon toplanıyor. Ama bir ay öncesinde komisyon toplandı, siz biraz daha önce dilekçe verip o süreci başlatmak lazım. Ya bu önemli ayrıntı. Bunun haricinde şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu hafta yine önemli bir projeden bahsetmek istiyorum yani izleyicilerimize. Adıs Derneği tarafından başlatılan bir nefret söylemi izleme projesi var. Gülen Hareketi'ne yönelik nefret söylemi vakalarının belgelendirilmesini hedefliyor. Biz de bu konuyu Adıs Derneği Başkanı Sayın Yüksel Kaya'ya sorduk. Yüksel Kaya bize çok kısa bir şekilde amaçlarını anlattı ve izliyoruz. Yani toplumun temeline konulmuş bir dinamit aslında. Devlet eliyle yapıldığı zaman nefret söylemi birçok büyük suçun temelini oluşturuyor. Yani mesela işte soykırım suçu, insanlığa karşı suç, savaş suçları. Bunlar aslında en temelde nefret söylemiyle başlıyor. Bir grubu, bir sosyal grubu, bir dini grubu veya bir ırkı ötekileştiriyor ve onlarla ilgili insanlarda bir nefret oluşturuyor. Sonrasında bu suçlar işleniyor ve işlenirken de insanlar farkında olmayabiliyorlar veya devlet görevlileri farkında olmayabiliyor. Onun için de bununla ciddi bir şekilde kısa, orta, uzun vadeli mücadele etmek gerekiyor. Raporlara geçirmek gerekiyor. Toplum nezdinde farkındalık çalışmaları yapmak gerekiyor. Uluslararası toplumu, kamuoyunu uyarmak gerekiyor. Önemli kişilerin görüşlerini alıp insanlara ulaştırmak gerekiyor. Uluslararası raporlara geçmesi için çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda olayın bir de hukuki tarafı var. Hem ulusal, yani ülkelerdeki sadece Türkiye'de olması gerekmiyor. Ülkelerdeki mahkemelerde hem de uluslararası mahkemelerde yani işlenen suçun büyüklüğüne göre hukuki bir takip yapmak gerekiyor. Eğer söyleyen kişi dirayetli birisi ve insanların bildiği, onları yönlendiren birisi ise ve suç da büyük bir suçsa kesinlikle bunun bir cezası olacaktır, oluyor da. Şimdi iki ayrılık aslında. Bir nefret söylemi var, bir de nefret suçu var. Nefret söylemi de ceza gerektiren bir suç mudur? Nefret söylemi de ceza gerektiren bir suçtur. Yani özellikle bir kişi veya kurum hedef alınarak nefret söyleminde bulunuyorsanız, Avrupa'da ifade özgürlüğünün kapsamı çok geniş olmasına rağmen bunlar da cezalandırılıyor. Yani yakın zamanda Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da bunun örnekleri var. Büyük para cezaları verilebiliyor. Yine böyle çok uzun süreli olmasa da hapis cezası verilebiliyor. Ertelenebilir hapis cezası verilebiliyor. Ama kesinlikle cezai olarak bir sonuç alınıyor. Yani hem Belçika'da, hem Hollanda'da, hem de Almanya'da bunun örnekleri var. Peki ne dediler de cezalılar? Bir örnek var mı? Aslında yani bir kişiyi, şahsı veya bir kurumu işte bu FETÖ'cü diye hedef göstermek yeterli oluyor. Ortaya bir söz değil de doğrudan bir kişiyi hedef göstererek bu söylendiği zaman bu Batı Avrupa ülkelerinde bunun cezai olarak bir karşılığı var. Peki nasıl izliyorsunuz bunları? Nasıl raporluyorsunuz? Veya bir public bir platform var mı? Evet, yani sosyal medya hesapları var. O hesaplardan, derneğimizin hesaplarının ve doğrudan
nefret söylemiyle ilgili açılan nefret söylemi hesabından bunlar takip edilebilir. Ayrıca bir web sitesi var. Oradan takip edilebilir. İzleyen veya takip eden insanlardan istirhamımız karşılaştıkları veya gördükleri nefret söylemlerini ve nefret suçlarını bize raporlasınlar veya haberdar etsinler. Peki Türkiye'de işleniyor bu suçların büyük bir çoğunluğu. Türkiye'de işlenen bir nefret söylemi veya nefret suçu için dünyanın farklı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da veya başka bir ülkede kovuşturma yapılabiliyor mu? Yani bununla ilgili de aslında şey açık, yargı yolları açık. Sadece tabii orada bazı şeyler var. Birincisi şeyin işte muhatabın Avrupa'da olması, yani başvuru yapılacak ülkede olması, mağdur olan kişinin veya mağdur eden kişinin orada olması önem arz ediyor. Ama Türkiye'de de bununla ilgili başvurular yapıldı. Mesela deprem zamanında birisi KHK'lı olduğu için işte diskriminasyona uğramıştı. Nefret suçu işlenmişti. Herkesin istifade ettiği bir şeyden istifade etmemişti. Onun şehrinde öyle bir başvuru yapıldı. Bu konuda da hani hem Türkiye'deki hukuk sisteminin işletilmesi gerekiyor, hem de uluslararası hukuk sisteminin işte AİN nezdinde, diğer uluslararası Birleşmiş Milletler nezdinde hukuk mekanizmalarının işletilmesi gerekiyor. Biz Belçika'da da bu hususta bir başvuru yaptık. Bunun neticesini bekliyoruz. Şu ana kadar süreç işledi. Olumlu bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Bize verilen bilgiler o yönde. Bu olumlu netice alınca zaten insanlarla bunu paylaşacağız. Ve diğer ülkelerde de benzer yollarla aynı başvuruların yapılmasını takip edeceğiz. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çalışmanızda başarılar dileriz.